Dostlar yeni bir videoya daha hoş hoşgeldiniz. Ee, günün son videosu olacak. Terra Luna ile şöyle bir e, akşam bülteni yapıp devamında da zaten e, günü kapatacağız. E, Terra Luna ile alakalı gelişmeler mevcut arkadaşlar. Özellikle e, hakkında ağır ithamlar var. Luna Vakfı'nın. Bununla da birlikte e, bir kısım borsa hakkında sevgili arkadaşlar. Ciddi şekilde tazmin etme durumları mevcut yatırımcılarının paralarını bütün bunlar üzerine de bu videoda konuşacağız diyelim. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Al ya da sat demiyoruz. Karıznızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Ayrıca abone olmanızı rica ediyorum. Ee, dediğim gibi bizim için mühim destek olmak için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Videoyu da beğenirseniz iyi olur. Ee, Luna videolarının istendiğini bu şekilde anlayabiliyoruz Dostlar ilk EVVELA şunu söyleyeyim size <laughs> Luna ile alakalı ağır itamlar mevcut ee, Güney Kore polisi şu anda e, bir e, itam etti bazı konularda diyeyim dediler ki bu adamlar yani Luna Vakfı üzerine para zimmetliyor dediler e, bu konuyla alakalı ipuçları bulduklarını beyan ettiler arkadaşlar Velhasıl adamlar diyor ki bu Luna Vakfı ne yapıyor? E, yatırımcıların kendi üzerlerine para zimmetledik e, zimmetlediklerini belirtiyor arkadaşlar. E, gerçekten ağır bir itham. Bir kere onu söyleyeyim ve konuyla alakalı henüz bir belge vesaire paylaşılmadı fakat adamlar diyor ki konuyla alakalı ipuçları bulduk. Luna Vakfı'nın fonları acilen durdurulmalı diyorlar sevgili dostlar. Ee, bu durum bu şekilde tabii ki ilerleyen zamanlarda <laughs> şöyle bu konu bir açılacaktır yani e, ne var ne yok diye büyük ihtimalle e, konunun üzerine daha fazla açıklama gelecektir. Fakat şu anda sadece Güney Kore polisinin arkadaşlar şunu dediğini biliyoruz. Bu adamlar üzerine para zimmetliyorlar. İpuçlarımız var. Acilen Luna Vakfı'nın fonları dondurulmalı dediler. E, bununla birlikte yine şu anda Güney Kore tarafında arkadaşlar çok ciddi bir yaptırım var. Ee, Güney Kore diyor ki biz e, Lunayı şu anda listeleyen borsalara yaptırım uygulayacağız diyor sevgili arkadaşlar. Nitekim şu anda ortada bir e, iddia dönüyor. Bu iddia Upbit, Corbit, Coinone, Bitamp ve Gopax'in arkadaşlar bu e, saymış olduğum 5 tane e, borsanın bir tazmin yapacağı yönünde. Sevgili dostlar nitekim yarın bir e, şey gerçekleşecek bir konferans gerçekleşecekmiş bir toplantı konferans tarzında bir şey gerçekleşecekmiş arkadaşlar. Burada Güney Kore yetkilileri ne yapacak bu borsaların yetkilileriyle masaya oturacaklarmış ve nitekim bununla birlikte çok yüksek ihtimalle sevgili arkadaşlar şimdiden söyleyeyim e, bu 5 tane borsa ne yapacaktır tazmin ödeyecektir. Ve Luna tarafında delistler gelecektir sevgili arkadaşlar haberiniz olsun <laughs> bunu da söylemek isterim e, genel anlamıyla durumlar bu şekilde tabii ki e, velhasıl şunu söylemek lazım e, birçok kişi hani tahmin ediyorum işte Upbit, Coinone, Bitamp vesaire e, bunlar üzerinde özellikle bizim Türk insanı işlem yapmamıştır fakat her zaman söylüyorum ilk olarak bu durumu Maxi tarafından gördük, yani Maxi borsasından böyle bir haber aldık. Devamında tabii ki 5 tane borsanın ki özellikle Upbit, Coinbase ve Bitamp küçük borsalar değiller arkadaşlar piyasada adı olan, hacmi olan borsalar bunlar tarafından tazmin gelmesi bizim için oldukça önemli diğer borsalara sıçrama, referans olma, örnek olma açısından. Şimdi Güney Kore ile alakalı da şunu söylemek lazım. En nihayetinde tabii ki borsa, piyasa merkeziyetsiz fakat bu gibi acil durumlarda arkadaşlar hükümetin de aslında el atması fena olmuyor diyebilirim. Nitekim bir yandan darlaması Duvon'un yetkilileri bu şekilde bir nasıl diyeyim onları da harekete geçirmeye yönelik bir hareket olacağı kanaatindeyim sevgili arkadaşlar. Şöyle bir teknik boyuta bir bakalım ne var ne yok diye zaten devamında da videoyu kapatacağız. Şöyle şu anda saatlik grafikteyiz. Bakın epey bir süredir aslında ne yapmış bul e bulunuyor? Saatlikteki hareketli ortalamanın epey vakittir üzerinde arkadaşlar. Fakat şu anda MA50'nin altına atmış durumda. 4 saatlikteki hareketli ortalama bu arada şu an giremiyorum. E sebebi de grafik bozuluyor. 4 saatlikteki hareketli ortalama 168 pozisyonlarında arkadaşlar. Nitekim bakın iğnesini iğnesini geçtiğimiz saatte nereye atmış? 159'lara kadar atmış. Şimdi normalde buradan bir tepki beklediğimizi söylerdik. Fakat iğnenin gelmesi de açıkçası işi biraz karıştırmış. Haberiniz olsun. Hareketli ortalamalar kaybedilmiş durumda. Örneğin şöyle 30 dakikalığa girdiğimiz zaman bakın Hareketli ortalamalarda kayıp mevcut. Yine 4 saatlikte bozulma var. Fakat şöyle bir girelim. 166'daymış arkadaşlar. 166 pozisyonundaymış hareketli ortalama. Şu an hareketli ortalamaların çoğunu kaybetmiş durumdayız. Nitekim 166'lardaki 4 saatliği hala kaybetmedik. 166'ların kaybı durumunda sevgili arkadaşlar aşağı yönlü hızlı bir hareket gelebilir. Haberiniz olsun nitekim şunu da söylemek istiyorum. Şu anda alım için kritik bir noktada. Sebebini zaten belirttik. Yani şöyle söyleyeyim. 166 pozisyonlarının bu arada çizgiyi öylesine çektim. Bir şey göstermek için çekmedim. 166'ların altına sarktığı, 166'ların altına sarktığı durumda maalesef burada devam edecek bir düşüş hakkında konuşabiliriz. Eee ta ki nereye kadar? Yine 301'lere kadar yeniden bir Önceki günlerde olduğu gibi çekilme hareketi bekleriz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Haricinde nasıl bir durumda alım yapmak yerinde olabilir? 166'lara geldiğinde tekrar bir destek alıp burada saatlikteki hareketli ortalamayı yeniden altına alması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde yeniden bir destek aldığını anlayıp yükseliş olması açısından... Bu şekilde bir alım fırsatı kovalayabiliriz. Nitekim düşüşle beraber yeniden yükselişle bu 175-180 aralığına tekabül edebilir sevgili arkadaşlar. Burayı çok kısa özet geçip videoyu kapatıyorum. 166'lara geldiğinde alım önermiyorum. Sebebi de altına düşüş durumunda derinleşebilecek bir durum söz konusu olacaktır. 166'lardan tepki alır. 175'leri de geçer ise şayet arkadaşlar o zaman bu yükselişin devamı gelme ihtimali yüksek olacaktır. Bunu söyleyeyim. Tabii ki buradaki anlatıyı genel anlamda söylemek gerekirse alım yapmak isteyenler için yapıyorum. Nitekim her zaman bu uyarıyı yapıyorum. Luna hususunda e, özellikle şu sıralar tera ağında sıkıntı olduğu da bilindiğinden ötürü şu sıralar arkadaşlar Luna'ya fazla girilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Genel anlamda da konuşmak gerekirse zaten Luna artık benim gözümde bir bataklık diyebilirim. Tabii ki aksini düşünenler olacaktır. Fakat şans oyununa dönmüş durumda. O yüzden bence Lunaya çok yanaşmamak gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum şimdiden. Hoşçakalın.